Adım Zebercet. Oysa ben sizinkini bilmiyorum. Gecikmeli Ankara treniyle geldiniz 3 gün önce. Kaydınızı yapamadım. Adınızı söylemediniz. Döneceğinizi biliyorum gittiğiniz köyde. Hacı Rahmanlı'da. Bir haftaya kadar dönerim dediniz. Zebercet, babasının ölümünden sonra Anayurt Oteli'nin başına geçmiştir. Romanın başında gecikmeli Ankara treniyle otele gelen ve otelde bir gece kalan bir kadından çok etkilenmiştir. Otele başka gelen gidenler de olur ancak Zebercet'in aklında sürekli o kadın vardır. Psikolojik sorunları da baş gösterir. Otele kimseyi kabul etmez, gecikmeli Ankara treniyle otele gelen kadının kaldığı odaya taşınır. Bir gün otelin kapısına kapalı yazısını asar. Esrarengiz kadın tek düze geçen hayatını değiştirmiştir. Bu düşün peşinde bütün yaşamı, bastırdığı duyguları ve sorunları ortaya çıkar. Otel kapanınca ortalıkçı kadın köyüne dönmek ister. Ortalıkçı kadını isteğiyle beraber olduktan sonra boğarak öldürür. Daha sonraki günlerde kasabada amaçsızca dolaşır. Bu arada kasaba adliyesinde izleyici olarak katıldığı bir duruşmada karısını öldüren sanığın yerine kendini koyarak bir iç hesaplaşma yaşar. Yabancılaşmasına, yalnızlığına, cinayet işlemesine rağmen hala özgür olmasına dayanamaz. Kendini kadının kaldığı odanın tavanına asarak anlamsız gördüğü hayatına son verir. Psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını işleyen roman, bireyin tek başına kalmasının en güzel örneklerinden birisidir.